Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel mayalı bir ekmek tarifim olacak arkadaşlar, paylaşmak istediğim. Bu tarifimi yaptıktan sonra mayalı ekmeklerinizi yemek istediğiniz miktarda poşetlerle dondurucunuza kaldırabilir ve yemek istediğiniz zaman hemen don bir şekilde alarak tavanın içinde ısıttığınızda taze yapılmış gibi sıcak sıcak tüketebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle hamurumuzu hazırlamaya başlayalım. Ben biraz ölçüyü fazla tutuyorum arkadaşlar. Çünkü dondurucuya kaldıracağım için fazla fazla yapmak istedim. 2 kilo unun içine 2 yemek kaşığı kuru maya. Eğer kuru mayanız yoksa 1 paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı tuz ilave ettim arkadaşlar. Şimdi biraz sıcak ve soğuk suyu karıştırdım. Mayanın biraz aktifleşmesini bekliyorum. Daha sonra hamurumu güzelce yumuşak, ele yapışmayan bir hamur kıvamına gelene kadar yoğurmaya başlayacağım. Hamurumu güzelce yoğurdum. Dediğim gibi yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Şimdi ağzını kapatarak hamurumun mayalanmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Yaklaşık 45 dakika sonra hamur istediğim şekilde kabardı arkadaşlar. Şimdi üstüne kapatmış olduğum poşeti güzelce alıyorum. Poşete yapışan hamurları da elimle toparladım arkadaşlar. Hamurumu da şöyle yeniden hafifçe bir yoğurduktan sonra masamın üstüne hamurumu alıyorum. Altını un epeledikten sonra hamuru mandalina büyüklüğünde parçalar halinde bezelere bölüyorum arkadaşlar. İlk yaptığım bezeden başlayarak şimdi hamurlarımı açmaya başlıyorum arkadaşlar. Bir merdane yardımıyla istediğiniz kalınlıkta mayalı ekmeklerinize şekil verebilirsiniz. Ben oldukça ince açmaya çalıştım arkadaşlar. Lavaş ekmeği kalınlığında oldu benim yapmış olduğum bu mayalı ekmekler. Arzu ederseniz daha kalın da yapabilirsiniz. Açmış olduğum ekmeği ısıtmış olduğum teflon tavanın içine aldım arkadaşlar. Şimdi iki yüzü de kızarıncaya kadar ekmeklerimi güzelce pişiriyorum. Dondurucuya koymak istediğinizde ekmeklerinizin iyice soğumasını beklemeyin arkadaşlar. İlk sıcağı çıktıktan sonra ekmek ılıdığında istediğiniz sayıda poşetleri alarak hemen dondurucunuzun içine koyabilirsiniz. Ben tüm ekmeklerimi tamamladım. Dondurucumun içine aldım arkadaşlar. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.